Efendim sırada Kıbrıs'ın duayen tiyatro sanatçılarından Osman Balıkçıoğlu ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu'nun sizler için hazırladığı ve her hafta değişik bir karakter tiplemesiyle huzurlarınızda olan skeci var. Bakalım bu hafta hangi karakter tiplemesiyle sizlere neşeli dakikalar yaşatacaklar. Aman be Havva, kaç zamandır görmedim seni, kayboldun be ortalardan, ne geldin ne aran ne soran. Ne yapayım be Naciye, ne yapayım be? Ama galiba duymadın be neler geldi başıma. Duydum anam, duydum. Duydun değil. Atmışın seni o hayırsız kocayı sokağa. Ne yapayım be, ne yapayım? Ne yaptıydı be sana? Bilmezdim be, bilmezdim. Kumar oynardı. Kumar oynardı, ondan sonracığıma para hiç vermezdi bana. Shopping yapmazdı getirsin be bana. İstediğimde kendine para, bir de vururdu be bana üstünde. Ama döverdi da döverdi seni. Döverdi. Vay elleri kırılsın. Ya döverdi, ne yapayım? Bir gün döverdi beni de ağlardım. Komşu İngiliz çığırdı polise, da polis geldi be. Da polis aldı kendini de götürdü. Ha, aldı polis aldı, götürdü kendini. Aldı kendini polis de götürdü. İki gözü kör olmasın demek döverdi de seni. Döverdi ya bravo. Bunlar böyledir anam, bunlar böyledir. Erkek dediği hem sever hem döver derler. Pataküta döverler karıları. Elleri kırılsın. Yok be, tekmil deli etti be beni döve döve. Ne ama, kulağım tamam duyar, ne gözüm tamam görür be Naciye. Ama iyi oldu, iyi oldu da yollattın kendini. Bilirim, cehenneme bilirim. Kadar yolu var anam. Gitsin anam, gitsin. Ben de öyle dedim kendine. Git dedim kendine. Da hiç istemem artık seni dedim kendine. İstemem göreyim de. Ne de çocuklarını gelesin göresin dedim kendine. Be hava, başka karılara da gider miydi be bu? Giderdi ya bırakırdı, sorunca kendini yok derdi bana ama ben inanırım kendine. Madem gece eve gelmezdi be Naciye. Aman Allah'ım aman iyi oldu da yollattın kendini ama benimki Allah için melek, melek benimki. Hadi be. Ne döver ne söver. Ya bir de merak saldı şimdi. Yemek merakı saldı, yemek pişirme merakı. Kitchen'dan çıkmaz Allah hadi için. Ne yapayım be kendine de öyle iyi yaparsan. Aman. Ben de iyi karıyım da onun için anladın mı? Ha, hiç ama Allah için. Huverda yapar, efendime söyleyeyim yemek pişirir, kapları yıkar. Bilin bizim faktörümüz vardı. Şimdi faktörümüz battı. Bilin bu işler azalınca battı. Biz de mecburi gittik eve kapandık ikimiz de. Ne yapacaksın annem, ne yapacaksın? Öyledir bu işler değil mi ya? Ama iyi geçindik uzun zaman. Paracığımızı da yaptık ama o paranın bir çoğunu da kaptırdık be Havva. Ne de kaptırdınız be? Bilin eski şey vardı. Onda Kıbrıs'ta bankalarda yüksek faiz verirlerdi. Benim de o hayırsız kardeşim Kıbrıs'ta bir telefon eder bana der. Getiresin parayı Kıbrıs'a. Da bunda Kükürevi Bankası çok yüksek faiz verir diye. Ha, sen de gittin kodun o bankaya be. Ya çektim bildiğin sosyeteden buz gibi paracığımı götürdüm kodum Kükürevi Bankası'na. Vay anam be, ya, vay anam be. Tekmil yani sen de birazcık galiba safıdın. Saflık değil anam, çok para kazanacak diye. İşte aşk gözlülük. İstedin aşk ondan gözlülük. Sonra da hepsini aldılar da götürdüler be sana. Aman 6 ay sonra battı Kükürevi Bankası. Ne Kükürevi ne miyavladı gitti bizim paralar. Vay anam be, vay anam be, ne yapacağım? Körçer şey oldu değil. Gitti o paralar bizim Havva. Onu hiç hayrını görmedik. Ondan sonrası azar azar verdiler ama hiçbir işe yaramadı o para. Ben Naciye bilir. Geçen gün Mustafa dayının mevlidiydi be, da gittim ora. Vallahi ben bilim beni be. Ben hiç dedikoduyu sevmem, hiç dedikodu da yapmam. Aman ben de sevmem. Ya ben dedikodu yapandan da hoşlanmam anam. Allah için be, mevlidin içinde be. Mevlidin içinde o dervişecik vardı ya. O dervişecik bırakmış be kocayı hem çocuklarını da kaçmış be bir arabına. Hadi ya. Günahları boynularına. Ben dedikodu yapmam ama söyleyeyim be sana çok vallahi çok maraz ettim. Bilir miyim ne oldu? Bizim o next door komşuyu bilin değil mi? Hangisi be o sarıyı? O da eve başka adam kocası gider kandan işe. Ben bilin dedikoduyu sevmem, dedikodusu yapanı da haz etmem ama gözümle görürüm. Belki kardeşi bir şeyidir ama. Yok anam kardeşi değil, kardeşini tanırım. Hadi be. Vallahi değil. Gündüz vay adam anam. Göreve be. Vay anam vay. Ya bana bu kardeşim ne yaptı bilir miyim? Ne yaptı be? Bilin bunlara ben valiz doldurur yollarım bundan. Uruba yollarım, çakolet yollarım falan filan. Bilirim ya. Gideceğim bilirim. De
ya. Götürürüm. Benim inanda yolladıydın kendilerini ha. Değil. Bilirim. Son gittim marketten aldım bir şeyler. Kodum valize de yolladım kendilerine. İyi ettin. Küstüler anam bana. Neçin be? Neçinmiş efendim. Marks & Spencer'den almadım şeyi. Giyecekleri de gittim marketten aldım. Onlar o kadar düşmüşler miymiş da marketten giyecekler. Doymazlar be. Anam doymazlar. Aman be aman be sen de. Ben vallahi giderim oraya Karbuta'da alırım bir sürü yollarım kendilerine. Ne güzel giyer hepsi de. Bir hava. Şimdi madem sen yollattın bu kocayı da gitti. Biz yazadan bulalım be sana. Allah'tır konmazsın. Allah yazıysa bozsun. Ne yapacağım ben kocayı bu yaştan sonra? Çekeceğim pisliklerini. Yok anam yok istemem. Hiç istemem yok. Be hava. Çocuklarım bana yeter nacige. Yok istemem. Ama menopoza girdin be. Kesildin ay başından. Yok bir daha kesilmeyecektik. Yaşımız, başımız var ya be. Ben daha kesilmedim be. Yürü be git işine sen daha. Vallahi kesilmedim. Yürü be git işine. Ama bilin ne oldu be hava. Bu benim adam eve kapandı kapanmasına. Çok iyi işler yapar ama çok kıskançtır be. Vallahi be. Üstüme erkek sinek konsa kıskanır anam. Ne yapacağım bilmem. Vay anam. Ne için be? Karısı güzeldir diye tabii kıskanır haklı olarak tabii, değil mi tabii. Ya? Tabii. Allah'ım da sen bize çirkinler talihi vereydin inşallah. Ama vermedin. Yani şimdi neyse. Sen artık eleğini zaten bir işe yaramam be. Madem menopoza da girdin ay başından kesildin. Sanki sen girmedin be. Onun sen için sana bakalım. Başka adam bulmak istemem ben. Ben istemem be zaten. Ben istemem çocuklarımla ben hapiyim tamam. Dul kaldın İstemem. Be. Daha acıdım sana. Ne dolu be. Ben artık serbest kaldım be serbest kaldım. Hiçbir yere götürmezdi beni, gomazdı beni gideyim, para vermezdi bana. Şimdi hükümet öder beni, her şeyim bir tamam. Kaç para evin... aldın be hava hükümetten? Oracını karıştırma da söylemem bana sana. Bana için karıştırmayın be. Sonra göz tutar. Söylemen yani ya söylemem bana. Be sana ama söylemem. Ama sen de her şeyini saklan Allah sen için. Sen de her bir şeyi sorma be bana. Ama söylemem ya ben birine. Yok. Ya bu kardeşim bana ne yaptı bilir mi? Ne yaptı be? O zaman ben parayı hiç kurtardım, bir eçik aldım. Ya bu Kükürdi Bankası'ndan bir telefon bana, benim babamdan kalma bir arsa vardır. Onda köyde. Gel dedi getir o paracığı da sana villa kaldıralım bunun içinde. O derenin yanındaki. Ha ya o derenin yanındaki. Ben de aldım parayı götürdüm verdim buna villa kaldıracak bana diye. Bir avuç para. Ondan sonra da başladık her ay para yollarız buna. Bu da bir müteahhit buldu kendi. Arkadaşıymış, ahbabıymış, neymiş. Allah için betonu döktüler. Betondan başka bir şey yapmadılar. Dört duvar beton kaldı. Bitmez bizim ev. Ne olacak oğlum dedim bu. Bitir artık bu evi. Para kalmadı bizim. Allah için bıraktı öyle yarı buçuk bana. Kendini kaldı başımdan Beytambal köyün içinde. Ne yaptın be? Yedi para ne yapacağım? Kardeşin aşağıya tükürsen sakalın, yukarı tükürsen bıyığın. Görün, görün. Ya yedi bana anam. Para, yenini arısı yesin kendini. Ben de ondan sonra küstüler de be bana o kadar şey yaptıktan sonra kendilerine. Bir şey değil be, bir şey değil. Barışın da kardeştir bir şey değil. Ama nasıl kardeştir be? Havva görmemek, söylediklerimi dinlememek ama neler yaptı ama. Bana. Ne isterse yapsın be kardeştir. Bir şey ama ben değil küsmedim şey ya değil. Kendine, o kendi küstü. Sen küsmeydim. Gene de telefon et, konuş kendine de bir şey değil. Telefon ederim, telefona cevap vermez be bana. Hadi elin nüsübeti Allah için kendini fasulye gibi nimetten sayar Allah için. Hadi be. Ya. Hadi be. Bizim de o faktori bilin şeydeydi, haklı değildi faktori. Bilirim. Böyle işlerimiz çok iyi giderdi. Birden Yahudi kesti oğlum bize işi. Ne yapacağız? Tabii bir sürü de işçi var. Makinacılar, ütücüler, şunlar bunlar. Hepsini çağırdık dedik kusura bakmayın. Battık, bankrap gidiyoruz. Onun için sizi işten durduracağız. Bu faktoriyi de kapatacağız. Vay anam be. Ya mecburi kapattık faktoriyi, gittik eve kapandık. Şimdi de böyle erken emekli olduk. Daha yaşımız ne başımız ne anam. Şimdiden emekli olduk, kapandık eve. Yok be sen benden 2 yaş daha büyüksün. Yani öyle o kadar da gençler değilsin ama yok anam. Alışık değildin galiba. Eve kapanası. Ne için be sen benden büyük değil miyim? Beni yok büyük be, yaptın yok. Şimdi. Yok sen benden büyüksün be. 2 yaş büyüğümsün. Kaçta doğdun be madem öyle ben söylerim hatırlamam da kaçta doğdum ama sen benden 2 yaşta büyüksün. Tabii. Ben vallahi şimdi çok rahatım. O evi de yaptım ya onda. Kıbrıs'ta. Nerede yaptın Kıbrıs'ta. Be?
Kıbrıs'ta ev kaldırdın. Tabii tabii Girne'de. Kandırmadılar mı? Besen alsınlar, hiç, para güzel yapmasınlar evi. Ben hazır yapılmış ya buldum da aldım ben. Böyle ufak tefek bir şeycik ya, böyle çok büyük bir şey değil ama bana yeter. E olsun bana be yeter. Olsun ev beş, olsun da çamurdan olsun. Beş tane yatak odası var. Ha? Bir tane daha öyle yüzme havuzcuğu var. Ben buna sen küçük denk. Küçücük. E büyük küçücük olsa nasıl olacaktı anam? Allah için isterdim böyle tenis havlusu da, otçu tenis oynarlar, top oynarlar odan da olsun ama o sahadan, ama vallahi yetmediydi be paramda. Onu yaptıramadım. E ne için be, sen tenis oynamayabilirdin. Bin de tenis sahası da yaptıracaktın. E olsun be, olsun. Görsünler bizi, o su vardır. Vardır tenis sahamız değil. Ha, tabii. Olsun görsünler idi. Ha, zengin oldun anlasınlar. Zaten ben yüzme de bilmem ama olsun. Görsünler o su vardır benim de yüzme. E tabii. İzmimin polum hep değil. Hep anlasınlar, o su Londra'dan gittin anlasınlar, değil mi ya? Anlasınlar tabii. E tamam tabii. Şimdi anladım ama öyle ufak tefektir yani. Yani öyle çok büyük bir şey de yapmadım ya. Böyle ufak tefektir. Ben de öyle yaptıracaktım anam. Ben de öyle yaptıracaktım. Yüzme havuzlu, beş yatak odalı falan ama kardeşim kandırdı. Beni söylerim sen, yedi paramı yedilarız, yesin kendini. Yesin adam, yesin. Doymazlar anam, doymazlar. Doymazlar kızım, ne doymazlar. Yapacağım? Ya ondan sonra bir de küsmeleri yok mu? O beni ifrit eder Allah ne için. Ne yapacaksın anam, ne yapacaksın? Bir şey değil. Neden be Havva, bu yeni koalisyon kuruldu Kıbrıs'ta. Başaracaklar mı be bunlar bir şey? Vallahi ben acı, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hiç anlamam ya böyle işlerden. Keşke de taşımız olsaydı be, da duraydı başımızda be ama. O kim? Gittim. O birilerini ne tanırım, ne bilirim, ne görürüm. Kimdi, hiç anlamam. Kim istedik başında? Tek taşımız keşke tamam de kalaydı be. Tamam ama tek taşın oğlu da var bunun içinde anam. İyi ama acaba o da iyidir be. İyidir ya, babasından çekti. Bunun birazcık daha fazla saçı var, o kadar. Vay anam be. Hadi. Vallahi aynı babası. Ha. Be. Naciye, ben lazım kakayım, gideyim de çocukların bazı işçikleri vardı da gideyim bakalım da onları halledeyim. Be, tamam. Be Havva, arayı kesme, gene buluşalım böyle bir ekşik dertleşelim. Tamam gelir be. Be, sen de gel be biz bana kaç, da. Biz kaç senelik ahbabık be, biz Allah için Teheran'dan Kıbrıs'tan arkadaşıydık tabii, değil mi ya? Tabii ama Naciye, bilin ya ben şimdi öyle bir dul kadınım da istemem öyle, senin evde kocan vardır, istemem öyle çokluk geleyim. Kakasında sen de bana gelirsin aman bazen. Benim tamam, kocamdan ne hayır gelecek be. Kolesterolü var, şekeri var, tansiyonu var. Hiç merak etme de olsun, benim kocamdan be zarar gelmez kimseye. Vay anam bay, olsun be, olsun. Oldu. Hadi. Ben kakayım, yavaştan yavaştan da gideyim. Tamam. Ama tamam, beklerim ha. Ha aklınla be Havva. Tamam. Ha bilin dul kadınsın. Tamam. Aklınla daima da bir de adını çıkartmasınlar sana. Korkma korkma, hiç korkma. Hadi. Kalasın sağlıcağına. Hadi güle hadi güle Havvacığım. Güle hadi güle, gene görüşelim. Kanal T. Her zaman her yerde bir numara. Bir numara. Adım adım Londra. Kıbrıs Türk'ünün sesi.